Merhaba arkadaşlar, ben Code Fiction'dan Mert. Bugün sizlere Ethereum Network üzerinde çalışan, akıllı kontratlar yazmanızı sağlayacak olan Solidity adlı yazılım dilinden bahsediyor olacağım. Ethereum Network'ünü merak ediyorsanız bununla ilgili yakında bir video hazırlıyor olacağız ya da podcastlerde bahsediyor olacağız. Fakat diğer taraftan da eğer bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız ethereum.org web sitesine ziyaret ederek buradaki dokümanları okuyabilirsiniz. Aynı zamanda burada belli bir takım örnekler var. Örneğin bunlardan bir tanesi, ilgi çekici olanlardan bir tanesi bir Kickstart projesi. Bunu nasıl yapacağınızı buradaki linke tıklayarak sayfa içerisindeki tutorialları takip ederek öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan sayfanın en altındaki GitHub linkine tıklayarak GitHub sayfasına gidebilir. Ve buradaki wiki bağlantısından yine dil hakkında birçok şeyi edinebilirsiniz. Ben her şeyi neredeyse buradan öğrendim. Dolayısıyla buradaki bilgiler kesinlikle kendi adıma yeterli diyebilirim. Öğrenmeye devam ediyorum ve öğrendikçe yeni videolar hazırlamaya çalışacağım. Yazılım geliştirme ortamı olarak Browser Solidity adında bir uygulama var. Online çalışıyor. Herhangi bir şey yüklemenize, herhangi bir şey kurmanıza gerek kalmadan buradaki browser üzerinden uygulamanızı geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz önce hızlı bir şekilde buradaki özellikleri tanıyalım. Bunların çok fazla detayına girmeyeceğim. Bugünkü konum aslında biraz da Solidity 101 olacak. Basit anlamda dilin özelliklerinden bahsediyor olacağım ve ne gibi yetkinlikleriniz olduğunu, yani bu dili kullanarak bir kontrat hazırladığınızda ne gibi özellikleri kullanabileceğinizi anlatıyor olacağım. Çok fazla detaya inmeyeceğim ama ilerleyen bölümlerde daha detaylı uygulamalarla aksi çıkmazsa yayınlamaya çalışacağım. Şimdi ilk başta baktığımız zaman aslında farklı environment'larda bunu çalıştırabildiğinizi görüyorsunuz. Solidity üzerinde yazdığınız kodlar aslında bir byte koda derleniyor ve bunlar network üzerinde miner'lar tarafından çalıştırılırken aslında kendi virtual machine üzerinde execute oluyorlar. Dolayısıyla buradaki her şey aslında managed. Yani bunu aslında belki Java gibi düşünebilirsiniz. Bunlar kendi başlarına native bir şekilde çalışmıyorlar. Onun yerine bir virtual machine içerisinde çalışıyorlar ki bu şekilde belli bir takım kontroller yapılabilsin. Yine burada bir account göreceksiniz. Bunlar sizin aslında uygulamanızı yazdıktan sonra belli testler yapabilmenizi sağlamak için size verilen farklı accountlar. Aslında bunların her biri birer adres. İki tip kontrat var. Bunlardan bir tanesi üzerinde sadece para tutan kontratlar. Yani aslında siz internet üzerinden bir yerden Ether satın aldığınız zaman bu sizin wallet'ınıza gidiyor. Bu wallet aslında bir kontrat. Ama aynı zamanda siz bu kontratların içerisine Solidity ile yazılmış uygulamalarınızı da eklerseniz bu durumda bu kontratlar çalıştırılabilir oluyorlar. Ve biz bugün bu kısmı ile ilgileniyor olacağız. Her kontratı çalıştırabilmek için belli miktar gas yüklemeniz gerekiyor. Gas aslında bu network üzerinde Ethereum network'ünde de çalışan uygulamaların hepsinin ortak para birimi Ether. Dolayısıyla sizin bu kontratı çalıştırabilmeniz için belli bir miktar Ether yüklemeniz gerekiyor. Ve bu Ether'in yani ne kadar Ether yüklemeniz gerektiği aslında çalıştırılacak olan uygulamanın boyutuna ve bu kontrat içerisinde saklamak istediğiniz veriye göre değişiyor. Dolayısıyla siz bir yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Ben burada bir uygulama çalıştırıyorum ve çalıştırdığım uygulamanın bir maliyeti var. Bu maliyet miner'a ödenmiş oluyor. Böylelikle aslında siz onun kısa bir süreliğine CPU'sundan belli bir miktar çalıştırma ücreti aslında ödemiş oluyorsunuz. Ve böylece miner'lar da para kazanıyorlar. Devam edelim. Burada bir editörümüz var. Dil çok basit bir dil. Yani belli
detay noktaları var ancak basit bir dil diyebiliriz. Programların bu Solidity uygulamalarının kontratların en başına şöyle bir bilgi giriyoruz. Bu şu demek, benim bu çalışacağım kontraktım Solidity'nin bu versiyonunda çalışır. Eğer siz isterseniz burada farklı versiyonlar da ifade edebilirsiniz. Bu şunun için var, eğer benim 0.3 versiyonunu çalıştırmaya çalışan bir virtual machine'im varsa, o zaman o virtual machine bundan üstündeki kontratları desteklemiyor demek. Ve onun güncellenmesi demek. Benim uygulamamdaki belli fonksiyonlar daha alttaki versiyonda olan executor'lar tarafından aslında tanınmayacak demek. Ama aynı şekilde benden daha yüksek versiyonda olan veya benden daha yüksek versiyonda olan kontratları çalıştırabilme yetkinliğine sahip olan executor'lar benim uygulamamı çalıştırabilirler demek. Bunu aslında bunun için yapıyoruz. Daha sonra aynı C#'da ya da ES6'de ya da Java'da kullandığınız gibi bir keyword'ümüz var. Tabii ki contract. Bu contract aslında bizim class gibi diyebiliriz. Bu bizim contract'ımız. Bunun dışında farklı veri tipleri de var ama onların detaylarına girmeyeceğim. Örneğin enum'lar oluşturabiliyorsunuz ya da struct'lar oluşturabiliyorsunuz ama o konuya şu anda girmeyeceğim. Bugün odaklanmak istediğim şey aslında bu kontratların temel olarak nasıl çalıştığını basit bir şekilde göstermek olacak. Zaten kısa bir video yapmaya çalışıyorum. Contract keyword'ü ile başlıyoruz ve ondan sonra kontratımızın ismini yazıyoruz. Mesela basitçe Hello World diyebiliriz. Ya da biz bank account diyelim. Çünkü günün sonunda basit bir bank account, yani bir banka hesabı kontratı yapmaya çalışacağız. Kendi içerisinde belli işlemleri çalıştırabilen bir kontrat haline getireceğiz. Şu ana kadar aslında yaptığımız şeyin sintaksi JavaScript'te epey benziyor diyebiliriz. Maalesef buradaki de çok iyi olmadığı için indentation'lar vesaireler biraz sizin kontrolünüzde. Ve çok fazla bug var ne yazık ki. Ama onlara takılmayalım. Bir değişken tanımlamak bu şekilde oluyor. Yani ben bu kontrat içerisinde private bir değişkeni bu şekilde tanımlayabiliyorum. Eğer bunu public yapmak isteseydim bu şekilde public keyword'ünü kullanacaktım. Tanımladığım şu anda bir kontratım var ve ben bunu execute etmek için sağ taraftaki create butonuna basıyorum ve bunu execute ediyor. Şimdi baktığımız zaman aslında neyi görüyoruz? Public olan bu number değişkeninin değerini görüyoruz. Ve mesela burada contract details'a basarsak eğer bu programımızın derlendiği zaman oluşturduğu byte kodu ve belli bir takım metadata değerlerini çalıştırmak için ne kadar gas'e ihtiyaç duyabileceğini ve bunun aslında çalışacağı zaman nasıl bir assembly kodu halinde derleneceğini buradan görebiliyoruz. Sonuç olarak yazdığımız aslında uygulamalar bir byte koda dönüşüyor ve bunlar çalıştırma anında bir assembly direktifleri olarak execute oluyorlar. Şimdi geri dönelim. Bu bizim basit bir değişkenimiz. Biz bunu private olarak tutmaya devam edelim şimdi. Ve şöyle yapalım. Buna ben dışarıdan bir şekilde erişebilmek istiyorum. Eğer C# kullanıyorsanız bunun için bir property yapıp getter setter kullanabiliyorsunuz. Ya da Java'da yazan arkadaşlar yine bir private değişkeni açıp dışarıya açmak için yine aynı şekilde getter setter function'ları yazıyorlar. Burada da benzer bir şey yapacağız. Örneğin get number diyelim buna. Diyelim ki bu bir get number. Ve bu bize unsigned integer dönüyor. Getter fonksiyonlarının böyle bir özelliği var. Yani ben bunu tanımlarken aslında get number dediğim zaman bir constant keyword'ünü kullanıyorum ve arkasından döndürmek istediğim veri tipini tanımlıyorum.
Ve burada da return number diyorum. Şimdilik number'a bir initial değer atayalım. 34. Execute ettiğim zaman get number fonksiyonu var. Buna bastığım zaman 34 değerini bana veriyor. Şimdi bu constant'a gelelim. Bu blockchain içerisinde çalışan, Ethereum'da çalışan kontratların state'leri var. Yani siz bir işlem gerçekleştirirsiniz eğer, bu gerçekleştirdiğiniz işlem eğer değişkenlerin içerisinde belli değerleri değiştirecekse, mesela diyelim ki bu number değerini değiştirecekse, o zaman yeni bir blok oluşturuluyor ve bu blok chain'e ekleniyor. Yani aslında her seferinde yeni bir state oluşturulup bu state Open Ledger sisteminde sürekli saklanıyor. Böylelikle biz bu çalışan uygulamaların geçmişte nelerden geçtiğini, hangi aşamalardan geçtiğini görebiliyoruz. Fakat getter fonksiyonlarında, yani ben sadece bir değeri anlık bir şekilde ulaşıp okumak istediğim zaman bunların buradaki bu state'e dahil olmasını istemiyorum. Çünkü bir anlamı yok. Dolayısıyla onun için constant keyword'ünü kullanıyorum. Bu şu demek, çalışma anında bu fonksiyon çalıştırıldığı zaman, getNumber fonksiyonuna erişilmek istendiği zaman bir blok oluşturuluyor, içindeki operasyon gerçekleşiyor, değeri döndürülüyor ve değer döndükten sonra bu blok yok ediliyor. Yani dolayısıyla constant olan fonksiyonlarda, getter fonksiyonlarında bunların değerlerini şeyde saklamıyoruz. Yani bu state'i saklamıyoruz. Dolayısıyla aslında efficiency anlamında çok önemli. Mesela şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki number eşittir 55. Şimdi create diyelim. Number değerini 55 olarak döndürdü. Şimdi geri dönelim arkadaşlar ve bunu public yapalım. Şimdi getNumber her çalıştığı zaman bana 55 değerini dönüyor. Ancak number'ın değeri hala daha 34. İşte bu az önce bahsettiğim sebepten dolayı. Şimdi şöyle çalışıyor. Ben getNumber fonksiyonunu çağırdığım zaman, yani şuraya tıkladığım zaman getNumber fonksiyonu tetikleniyor. Ve anlık bir blok oluşuyor. 55 değeri o blok içerisindeki number değerine atanıyor ve bana number değeri geri dönüyor. Dolayısıyla benim burada eriştiğim number değeriyle aslında gerçek, yani number'ın kendi değeri farklı iki state'de saklandığı için benim bu number'ımın değeri hiçbir zaman değişmemiş oluyor. Ama şöyle yapsak, buradaki constant değerinden kurtulsak ve bunu çalıştırsak, artık dikkat ederseniz rengi de kırmızı. Şimdi get number'a basalım. 55 yaptık. Tekrar basalım. Bakın değeri değişti. Yani constant keyword'ünü kullanmakla kullanmamak arasındaki fark aslında bu. Buna geri dönelim. Ve bu bizim aslında getter fonksiyonumuz. Bunun setter'ını yapmak istersek tabii, az önce konuştuğumuz gibi. Ne yapacağız? Number eşittir new value return number. Artık ben buraya set value'ya istediğim değeri yazdığım zaman 556 değerini yükledi ve get number'a bastığım zaman 556 değerini alıyorum. Aynı şekilde number'a bastığım zaman yine 556 değerini alıyorum. Yani bir değişkenin değerini değiştirmek istiyorsan onun için bir tane setter fonksiyonu yaratmam gerekiyor ve bu yarattığım setter fonksiyonundan da yapmam gereken, gerçekleştirmek istediğim işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Bunun dışında başka neler yapabiliriz? Erişebildiğimiz neler var? Mesela class'lardan tanıdığımız, yani object oriented programming'de bildiğimiz constructor'lar burada da karşımıza çıkıyor. Ben function bank account dediğim zaman aslında burada, yani constructor'da bir işlemi gerçekleştirebiliyorum. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Bu kontratı yaratan kişinin adresini
Yani account'unu şurada gördüğünüz adresi saklayalım. Bunun için özel bir tip var. Adres adında. Ve buraya geldiğim zaman diyelim ki contract creator eşittir message.sender. Message burada aslında bizim o konteksimizde yani çalışma anında yani create dediğim noktada bir mesaj değeri oluşturuluyor ve bu oluşan değer aynı şekilde buraya gönderiliyor. Yani bir context değeri gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bu bank account constructor'ında erişip kim tarafından gönderilmişse bu kontrakt, yani bunu yaratan kimse, onun değerini burada tutuyorum. Bu noktada şöyle diyebilirim. Bunu public olarak yapalım şimdi. Create dediğim zaman, bakın kontrakta 733C diye bitiyor. Burada da aynı şekilde 733C. Dolayısıyla kontratı yaratan kişinin bilgisini, daha doğrusu onun ID'sini almış oluyorum. Her kontratın burada bir ID'si var. Bu durumda aslında kontratların network üzerindeki erişilebilir adresleri oluyor bunlar. Yani ben eğer bir kontratın adresini bilirsem o kontrata belli operasyonlar çalıştırmak için gönderebilirim. Eğer bir transaction yapıyorsak, bir yerden bir yere para gönderiyorsam ya da bir yerden bir yere taşınabilir bir şey gönderiyorsam kontratımda kimden geldiğini ve kime gittiğini aynı şekilde ifade etmem gerekiyor. Bunların hepsi yine burada erişilebiliyor ve siz bunlara göre belli kararlar verebiliyorsunuz. Peki şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu bank account uygulamamıza birazcık daha ısınmaya başlayalım yavaş yavaş. Peki mesela ben bu set number'ı herkesin değiştirebilmesini istemiyorum. Sadece ben değiştirebileyim istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Yani bu kontratı herkes çalıştırabilir ama ben bunun için önlem almak istiyorum. Diyorum ki contract creator eğer gönderen kişinin adresine eşit değilse ne yapalım? Sıfır değerini döndürsün. Set number mesela. Create dediğim zaman, şimdi burada 66 değerini koydum. Bana ne değer verdi? 66. Peki ben yaratan kişiden farklı bir kişi olayım. Farklı bir kontrat oldum. Şimdi 99 değerine set number dediğim zaman bana gelen değer 0. Ne oldu aslında? Bu fonksiyon çalıştı ve kontratın yaratan kişiyle o sırada o operasyonu gerçekleştiren kişinin farklı kişiler olduğunu anladı ve sıfır değerini döndü. Tabii burada daha akıllı şeyler de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için bir koruma yöntemi var. Bunu burada yapmak yerine farklı bir keyword kullanarak aslında kontrat üzerinde çalışan fonksiyonların dekore ederek bunların execute edilmesini yönetebiliyoruz. Örneğin bunun için modifier keyword'ünü kullanıyoruz. Can change value diyelim. Bu arada bu dünyadaki notasyona ve code convention'lara çok hakim olmadığım için ben alışkanlıklarımı aynı şekilde koruyorum. Dolayısıyla belki başka yerlerde bu böyle bir code convention metot isimlendirmesi kullanılmayabilir. Onun için özür dilerim. Ama benim burada odaklanmaya çalıştığım şey tamamen dilin kendi yapısı. Geri dönelim. Modifier can change value. Modifier'lar aslında dekoratörler gibi düşünebilirsiniz. Bunlara farklı amaçlar da yüklenebilir. Ama buradaki şu andaki amacımız mesela authorization'ı yönetmek olacak. Şimdi o zaman buradaki kod bloğunu buradan kestim. Modifier'a geldim. Uncomment ettim. Şimdi burada bakıyorum. Contract creator, message sender mı? Şimdi bakın dikkat ederseniz sağ tarafta bir hata var. Return 0'a kızıyor. Neden buna kızıyor? Çünkü bu bir modifier ve modifier'lar değer dönmezler. Onun yerine farklı şeyler yaparlar.
Mesela exception throw ederler. Bunun dışında başka ne yaparlar? Execution'a devam etmesini söylerler. Dikkat ederseniz alt çizgi noktalı virgül koyduğum zaman tek satırlık bir ifadeyle şunu söylüyorum ben. Beni kullanacak olan, yani bu modifier'ı kullanacak olan fonksiyonlar eğer buraya kadar gelmeyi başarmışsa, yani şu operasyon gerçekleşmişse ve burada throw'a düşmediyse, bir sonraki adımda benden sonra benim çağıran fonksiyona çalışmaya devam et ve bir sonraki adımı gerçekleştir demek bu. Geri dönelim buraya. Buraya can change value olarak modifier'ı ekliyorum. Aslında ne yaptım? Set number fonksiyonunu can change value modifier'ıyla dekore etmiş oldum. Create dediğim zaman kontratım yaratıldı. Ya da şöyle yapalım. Şunlardan isterseniz şundan kurtulalım en azından. Şimdi set number diyeceğim. 44. Değeri değişti. Bakalım number'a. 44. Geri dönelim ve bunu başka bir adresten yapalım. Mesela 423 diyelim. Set number dediğim zaman dikkat ederseniz bir execution geldi. Diyor ki execution exception during execution invalid op code. Please debug the transaction for more information diyor. Dolayısıyla bu şekilde aslında kontratlarımızın nasıl çalışacağına bir şekilde karar verebiliyoruz. Peki bunun dışında başka neler yapabiliyoruz? Şimdi bu bütün sistem aslında bir transaction üzerine kurulu olduğu için ödeme yapmak önemli bir konu. Kapatalım. Ve şöyle diyelim. Şimdi bunların hepsini silelim. Bank account'a geri dönelim. Peki ödeme yapma işlemini nasıl gerçekleştireceğim? Bir tane fonksiyon yaratıyorum. Aslında bir tane setter fonksiyonu yaratıyorum. Buna deposit money diyelim. Yani para yüklemek diyelim. Bu fonksiyon para yüklenecek bir fonksiyon olsun. Şimdi bu fonksiyon, ben bu kontratı artık create ettiğim zaman elimde bir deposit money var. Deposit money'ye bastığım zaman bir işlem gerçekleştiriyor. Bir execution cost'u var dikkat ederseniz. Bu şu anlama geliyor. Burada bu debugger'da value değerine yazdığınız kadar parayı bunun üzerine yüklüyor. Bunu nasıl anlıyor? Payable özel tipinden. Yani bu keyword aslında bu fonksiyona sen para ödemesi yapabilirsin ya da bir değer yüklemesi yapabilirsin demek. Peki bu yüklediğimiz değerler nerede? Hemen bunun için bir tane get balance diyelim ya da check balance diyelim. Ve bu unsigned integer tipinde bize o kontratın içerisindeki parayı dönsün. Bunun için this keyword'ünü kullanıyorum. This keyword aslında bu kontratın kendisine işaret ediyor. Ve ben bunun balansını istiyorum. Tekrar create diyelim. Şimdi check balance diyelim. Üzerinde hiç para yok. Şimdi bir para yatırmak istiyorum. Buraya geldim. Şimdi burada belki biraz şeyden bahsedebiliriz. Ether'in aslında birçok farklı denomination'ı var. Yani bizim aslında Türk lirasına göre bakarsak hani kuruşu ya da işte lirası gibi farklı şeyleri var ya, aynı onlar gibi. Bunlardan bir tanesi mesela Vay. Vay aslında bizim şeyimiz oluyor bu durumda. Yani bir kuruş gibi düşünebilirsiniz. Yani ben buna 100 kuruş yüklemesi yapacağım. Ya da ben mesela buna bir ada yüklemesi yapabilirim. Bu da aslında 1000 Vay demek. Yani 10 üzeri 3. Bunun gibi birçok denomination'ı var. Bunların en büyüğü yani bir ether aslında 10 üzeri 8 olması lazım. Ya da pardon, 10 üzeri 16 olması lazım.
Bunun gibi birçok farklı denominasyonu var bunların. Bunlar ayrıca web sitesinden okuyabilirsiniz. Diyelim ki ben bir, diyelim şöyle diyelim, UseWay yüklemesi yaptım, yapmak istiyorum. Value buraya yazdıktan sonra Deposit Money tuşuna basıyorum ve bir işlem gerçekleştirdi. Bu işlemin execution cost'u 89 gas. Şimdi geri döndüm. Şimdi check balance dediğim zaman neyi göreceğim? Az önce yüklediğim parayı göreceğim. Aslında bu şekilde bir kontratın üzerindeki balansa, yani kontrat üzerindeki bakiyeye erişebiliyorum. Şimdi sanırım basit bir banka hesabı uygulaması yapabilmek için her şeyi biliyoruz. İsterseniz şimdi ona başlayalım. Şimdi önce bir constructor'ımızı oluşturalım isterseniz. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Bu işlemi gerçekleştiren kişi kim? Dolayısıyla bu banka hesabının sahibi kim? Yani bu kontratı ilk yaratan kişi kim? Önce o bilgiyi alacağım. Az önce öğrendiğimiz, şöyle diyelim, account owner diyelim. Peki şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Ne şekilde adresleri eşitliyorduk? Account owner eşittir message sender. Bu noktada artık elimde ne var? Bu account'ı yaratan kişinin bilgisi benim elimde. Buraya geldim. Basit bir function yaratıyorum. Bir setter function yaratıyorum. Ne diyeceğiz buna? Deposit money. Bu bir payable. Yani ben bu fonksiyonu kullanarak para ödemesi gerçekleştireceğim. Yani bu hesaba para yükleme işlemini buradan yapacağım. Peki. Aynı zamanda parayı da çekmem gerekiyor. Yani belli miktar para çekeceğim. Burada neyi ifade etmem lazım? Ne kadar para çekeceğim? Yani bir amount vermem lazım. Bir de az önce yaptığımız gibi check balance diyelim. Tabi burada bizim withdraw money'i hiç kullanmadığımız için ona kızıyor şu anda. İsterseniz önce şöyle yapalım. Şunu commentleyelim. Create diyelim. Şimdi ben buna bir ether para göndereyim. Şimdi check balance dediğim zaman bakın bir ether'in karşılığında kaç tane way yüklendiğini hesabımda görebiliyorum. Güzel. Şimdi geri dönelim. Hesaptan para çekme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi hesaptan nasıl para çekeceğiz? Bunun için yine hazır bir fonksiyonumuz var. Account owner nokta send amount. Bu aslında bir para transferini gerçekleştiriyor. Yani buradaki account owner üzerinden, bu adresten bu şu anda kontratı çalıştıran kişiye belli bir miktar para gönderiyorum. Mesela burada birçok işlem yapabilirim. Gelecek videoda bahsedeceğim. Aslında eventler
burada önemli olmaya başlayacaklar. Ama bu eventlerden önce biz sadece bunu basit bir şekilde hani sonucunu görebilelim diye şöyle bir şey yapacağım. Basit bir bool flag tanımlayacağım. Bu public olarak yapacağım. Transfer flag ilk değeri false. Henüz bir transfer gerçekleşmedi. Şimdi ben bu eğer işlem gerçekleşirse transfer flag true yapacağım. Eğer işlem gerçekleşemezse bunu false yapacağım. Peki çalıştıralım. Şu anda transfer flag false, check balance 0. Şimdi para yükleyelim önce. 100 ve yükleyelim. Check balance. Peki buradan 10 geri çekelim. Check balance dediğimizde 90 oldu. Peki şöyle yapalım. Adresi değiştirelim. Ve withdraw money diyelim. Şimdi check balance diyelim. 80. Şimdi ne oldu aslında? Ben kendi adresime değil de bir başkasının adresine para transferi yapmasına izin verdim. Yani birisi benim hesabıma geldi. Hesabımın üzerinden aslında ne yaptı? Kendisine para transferi gerçekleştirdi. Ya da bir para transferi gerçekleştirme işlemini tetiklemiş oldu. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Az önce öğrenmiştik. Modifier'ları kullanarak. Bunun için böyle diyelim. Modifier içerisinde şimdi bir karar vermemiz lazım. Bunun aynısını yapmıştık hatırlarsınız. Eğer sender'la account owner aynı kişi değillerse hata ver. Yok, eğer aynı kişilerse devam et. Sonra bunu nereden kullanmasını sağlıyoruz? Buradan. Yani withdraw money fonksiyonuna can withdraw money diye bir modifier eklemiş oldum. Ve bu modifier sayesinde artık parayı çeken kişinin kim olduğuna bakabiliyorum. Ve ona göre para çekmesine izin veriyorum ya da vermiyorum. Mesela şu anda tekrar çalıştırdık. Biraz para yükleyelim. Balansımıza bakalım. Bir eterimiz var. Şimdi ben buradan 1500 para çektiğim zaman ne oldu? Hesabımdan düştü. Şimdi geldim, adresimi değiştirdim. Başka birisi olarak geliyorum. 1500 çekmek istediğimde bana hata veriyor. Şimdilik bu kadar diyebiliriz arkadaşlar. Bu videoda aslında basitçe Solidity'nin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çalıştığını anlatmaya çalıştım sizlere. Bir sonraki videoda biraz daha detaylara ineceğiz ve biraz daha farklı, daha karmaşık işlemler yapıp birden fazla kişiye para gönderme ya da bir oylama sistemi gibi daha karmaşık şeyler yapacağız. Eventlerden biraz bahsedeceğiz. Ve belki eğer fırsat kalırsa bir sonraki videoda yine birazcık daha bu işlerin nasıl gerçekleştiğini, nasıl distribute çalıştığını da eğer vaktim olursa anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.